Bir arkadaşım var. Öyle bir insan ki girdiği her ortama neşe katıyor. Her türlü ortama girebiliyor. Çocukla çocuk oluyor, simitçiyle simitçi oluyor, iş adamıyla iş adam olur. Yani onların dilinden konuşur ve herkes tarafından sevilir. Gastronomiye baktığımızda öyle bir sebze var aslında. Patlıcan. Yani patlıcan muazzam bir şey. O kadar böyle her kulağa girebilen bir sebze ki bu. İşte ateşe değiyor, meze oluyor. Yoğurt ekleniyor, salata oluyor. Fırına giriyor, oturtma oluyor. Bugün en sevdiğim patlıcan yemeklerinden biri olan İmam Bayıldı'yı iki farklı versiyonunu hep birlikte göreceğiz. Gastronomi adeta bir mikrokozmos. Normal hayattaki sosyal, kültürel, ekonomik sorunların iz düşümlerini bu küçük ve sınırlı sandığımız gastronomi alanında da görebiliyoruz. O yüzden hayattan ne bekliyorsam aynısını gastronomiden de bekliyorum. Feridun Bey bana sorsalar, Feridun Bey neleri iyi yapar diye vallahi derim yani yaptığı her şeyi çok iyi yapar. Yani bütün klasik yemeklerimizi bazen kendi yorumlarında katarak çok güzel yapar. Poğaça çorbasından tutun da puf böreğine ne varsa. Çocukluğumdan beri babamın lokantalarına gidip gelirdim. Ondan öğrendik ilk mesleği. O aşıladı bize. Bu yıllar yılı tabii insan üzerinde bir misyon da hissediyor. İşte o misyonu devam ettirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Özellikle bugün size patlıcan yemeği yapmanızı rica ettim. İmam Bayıldı. Çünkü patlıcan öyle bir şey ki zamanında biri demiş ki patlıcan için tarlaların balığı demiş. Balık değerli ya yani çok değerli bir sebze. Bakalım İmam Bayıldı'ya nasıl yaklaşacaksınız? Bugün yapacağımız İmam Bayıldı da patlıcan yemeklerinin içinde en zarifidir. Bu topraklarda her şey yetişiyor. Zeytinyağı, patlıcan, soğan, sarımsak, domates birleşiyor. Böyle bir başyapı çıkıyor ortaya. Ateşi yakalım. Aman dikkat ateşi yakma. Biliyorsunuz 18. ve 19. yüzyılda çok yangın olur İstanbul'da. %50'si patlıcan yüzünden. Patlıcan yangınları diyor çünkü çok seviliyor patlıcan. Patlıcan mevsimi herkes mangal yakar, kebap yapar falan. Evler ahşap, ateş olunca yangından kaçınılmaz oluyor. O kadar çok olmuş ki bu patlıcan denmiş salgınlardan daha da tehlikeli. Daha beyaz çıkmasını istiyorsak patlıcanları sıcakken soymak lazım. Bunun bir püf noktasıdır bu. Domatesleri, sarımsakları, biberleri atıyoruz. Bunları da sotelemeye dahil ediyoruz. Yemek sever bir toplumda yaratmak lazım. İyi malzeme, iyi tüketici, iyi üretici, mevsimsel ürünler kullanarak, her şeyi mevsiminde yaparak, sağlıklı yemeğin peşinden koşmak lazım. Çok güzel. Bir kokusu geliyor. Biraz ılırken maydanozunu doğrayalım. Dişe gelecek, o şekilde doğranacak. Şöyle birazcık şeker hepsine. Birazcık tuz. Böyle belli belirsiz. Birazcık da karabiber. Kaşıkla bu yuvalara dolduruyoruz. Z-
zamanında sebze çok önemli. Zaten insan vücudu istiyor da. Bizim bu toprakların doğası da çok özel bir tabiat. Her şeyi yetiştiriyor. Suyundan. Bu size. Evet. Sizin ustalığınıza zaten her zaman saygım var. Bu da onun göstergelerinden. Siz de bunu küçük detaylarla bir tık daha adeta yükselttiniz. Şimdi merak ediyorum. Yani başka bir şef, genç bir şef, tarihin süzgecinden geçmiş İmam Bayıldı'yı nasıl değiştirecek, nerelere taşıyacak merak ediyorum. Ben de merak ediyorum doğrusu. Göreceğiz birlikte. Evet. Çiğdem Hanım, burada olduğunuzda çok memnunum. Çünkü sizin lokantaya da geldim. Özellikle bazı Türk yemekleri diyeceğim, alıştığımız. Onlara ufak dokunuşlarınız vardı. İlgimi çekti. Burada da İmam Bayıldı yapacağız. İmam Bayıldı yoktu. İmam Bayıldı yemedim lokantınızda ama galiba patlıcan kullanıyorsunuz değil mi? Evet, çok kullanıyorum. Türk mutfağının aslında çok yüzyıllardır alışılagelmiş lezzetlerini böyle küçük küçük gelenekselliğin çok dışına çıkmadan böyle yenilikçi dokunuşlarla yeni modernize hallerini sunmaya çalışıyorum. Geleneklerine bağlı kalmaya çalışan ama yeniliğe de her zaman meraklı ve açık bir şefim. Çok fazla yabancı kaynak araştırıyorum. Çok yabancı kitaplar okuyorum. Yurt dışı seyahatlerimde pazar gezmeye çalışıyorum. Çünkü her milletin, her köyün, her memleketin pazarı bana aslında oradaki mutfak kültürünü anlatıyor. İmam Bayıldı genelde kızartılır. Yani patlıcan kızartılır. Evet. Siz nasıl yapacaksınız? Aslında en lezzetlisi o eski usul yediğimiz çok derin yağın içinde kızartma ama artık yeni nesil fırınlar çok yüksek ısıda hızlı bir şekilde fırınlayarak onu kızartmış lezzetini de çıkarabiliyor. Burada da İmam Bayıldı'yı da bugün patlıcanı fırında kızartarak yapacağım. Ben bostan patlıcan kullanacağım bugün. Çünkü içindeki o etli kısmı biraz iç harca ekliyorum. Yani yerken hazır dilim dilim servis edeceğim için aradaki o sosta birazcık da şöyle köz ya da fırınlanmış patlıcan tadı gelmesi çok hoşuma gidiyor. Bir şefin önce doğru yöntemle yemek pişirebilmeyi öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tüm öğrencilerime, yanımdaki stajyerlerime ve asistanlarıma da bunu vurguluyorum. Önce layığıyla doğrusunu pişirmeyi öğren, sonra üzerine yorumlar katarsın. Gerçeğini, lezzetini yedikten sonra buna neyin yakışabileceğini, nerede eksik kaldığını ya da sen yeni bir yenilikçi şef olarak ne katarsan özünü ve lezzetini bozmadan güzel bir tabak çıkarabileceğini anlaman için bir kere asıl olanı en iyi şekilde layığıyla yapabilmen gerekiyor. O hazırlayacağım iç harcın içinde patlıcanın dışında bir şey daha ekliyorum. Nohutları da fırınlayacağım. Birazcık böyle baharatla, toz biber ve tuzla beraber patlıcanlarla onlar da fırınlanacak. Çıtır çıtır olup o da harcın içine girecek. Lezzet tabii ki çok önemli. Görüntü olup ses olmayan tabaklar da oluyor. Yani görsel olarak bir sanat eseri gibi, tablo gibi bir tabak geliyor önünüze ama yediğiniz zaman içi boş çıkıyor. Önce gözümüzü doyurmalıyız. Ve artık günümüz gereği biliyorsunuz hemen bir fotoğrafını çekmeliyiz o tabağın. Fotoğrafını çektikten sonra yiyip mutlu oluyorsak ikinci kere oraya o insanlar geliyor ve o tabağı tekrar söyleyebiliyor. İşte bu ikisini başardığımız zaman doğru yolda gittiğimizi düşünüyorum. Biraz
biraz daha zeytinyağı ekleyip artık domatesini katacağım. Şimdi domates iyice pişip suyunu çekecek. Ben orada artık fırından patlıcanları çıkarayım. Ne güzel, harika. Hadi bakalım. Zengin bir ülkeyiz. Birçok milletten, birçok eski kültürden, farklı mutfakların barınılarak oluşturulmuş bir Türk mutfağına sahibiz. Dolayısıyla ben mutfağımda istiyorum ki başka kültürleri de öğrenmiş bir Rum ailenin çocuğu da gelsin, bana bir Rum mezesi öğretsin. Gaziantep'ten bir arkadaşım gelip Güneydoğu yemekleri öğretsin. Bunların hepsi harmanlandığı zaman ve hep birlikte biraz böyle milliyetçiliği bırakıp beraber yaşamayı öğrendiğimiz zaman zaten her şeyi hep birlikte yaymaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Artık iyice kızarmış. Nohutlar da istediğim gibi kavruldu. Çıkarıyorum. O nohutları nasıl kullanacağını çok merak ediyorum gerçekten. Şimdi buradaki harcın içine koyacağım. Biraz da böyle baharatla kıtır kıtır cips gibi oluyor aralarda. Hoşuma gitti bu fikir. Üzerine maydanoz koymaktansa kenara maydanoz yağı hazırlayacağım. Maydanoz güzel, yağı dediğim güzel şey aslında maydanozla zeytinyağını birlikte evet çekip çok hafif ısıtıyorum ki o yeşil rengi iyice böyle evet zümrüt gibi açığa çıksın. Rengi ve aroması aynı zamanda. Evet. Hem de mutfakta biz bu şekilde hep böyle sapları, dalları her tarafını kullanmış oluruz. Yaprak ayıkladıktan sonra kökleri kalıyor ya. Evet. Bu halinde tamamıyla kullanmış oluyoruz. Güzel. Tekrar zeytinyağıyla birlikte. Tabii zeytinyağı şart. Bol. Bu kaşar loru ile birlikte birazcık limon kabuğu, biraz karabiber, çok hafif sütle çekip daha yumuşak, biraz daha kremamsı bir kıvam elde edeceğim. Çok füzyon tabaklarını ben kendim de sevmiyorum. Yani şöyle tek atımlık daha tadına varamadan biten lezzetlerden çok keyif almıyorum. Evet, biz biraz gözümüz de doymalı, gönlümüz de, midemiz de. Bu iki tanesini bilerek içi harca karıştırmak için ayrıca közlemiştim. Şöyle çizikler de attım ya, o yüzden kolay sıyrılıyor. Evet. Benim İmam Bayıldı sunumum bu şekilde. Gerçeklikle yüzleşme zamanı geldi. İki şefin en önemli ortak yanı bir kere malzeme bilgileri. Özellikle bu tip yemekler, aşırı komplike olmayan yemeklerde malzeme daha bile önemli. Yani bir domates bile kötü olsa denge bozuluyor tamamen. Burada o bileşim önemli. Tattıktan sonra isterseniz hep beraber yorumlayalım. Ne dersiniz? Evet. Önce merakla sizin yorumunuzu bekliyorum Feridun Bey. İmam Bayıldı tadından bir şey kaybettirmeden İçindeki çıtır nohutla beraber gayet hoş. Ellerinize sağlık. Katılıyorum ben de size. Bu tabaktaki bileşimler bence hepsi çok güzeldi. Çünkü hepsi göstermelik değil, bir katkıda bulunuyorlar yemeğe. Bence buradaki gerek nohut, gerek peynir eklemesi, gerek de kuli olarak yaptığınız maydanoz beni ikna etti. Gelenek, yeniliklere adapte olmazsa gelini de koruyamıyoruz. Arada bir diyalog kurulmalı. Biz de bu diyalogu sağlamaya çalışıyoruz. Geldiğiniz ve katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İsterseniz buyurun yemeğe devam edelim. Bugün ben çok mutlu oldum. Çünkü çok güzel bir şey gördük. Eski kuşak ile yeni kuşak arasında kutuplaşma yerine diyalog mümkün. Yani İmam Bayıldı gibi bir yemek her şeyden önce iyi malzemeli yapılır. Bundan sonra ister klasik biçimde yaparsın, ister ufak rötuşlarla ne bileyim çıtır nohut eklersin, kremamsı dokusu olan peynir eklersin falan. Bunların hepsi güzel. Genç nesil ile ondan önceki kuşak
diyalog halinde olduğu zaman, birbirini takdir ettiği zaman ortaya çok güzel eserler, çok güzel yemekler çıkıyor.